Mochi deniyoruz. Daha önce hiç yapmadık ya da yemedik. Öncelikle bir bardak pirinç unumuz var. Normalde onların pirinç unu daha farklıymış. Ama ondan almadım. Normal pirinç unuyla yapıyoruz. 2-3 kaşık kadar şekerimiz var. Bir bardak da suyumuz var. Azar azar ekleyeceğiz. Böyle cıvık bir kıvam olana kadar ekliyorlar. Bir su bardağından daha az bir su attık. Kıvam bu şekilde. Bunu kontrollü bir şekilde atabilirsiniz. İzlediğim videolarda renkli mochiler yapıyorlardı. Biz de kırmızı yapmayı deneyeceğiz. Çok az gıda boyası kattık. Böyle çok hafif pembemsi bir şey oldu. Şimdi bunu benmari usulü pişireceğiz. Kaynayan suyun içine koyuyoruz. Üzerinde böyle havluyla sardığımız kapakla kapatıyoruz. İzlediğim videoda yarım saat diyordu ama yarım saat pişirince çok katı oldu. O yüzden içine sıcak su atmak zorunda kaldık. Bilmiyorum, kıvamı hala tam olmuş gibi değil ama. Tezgahın nişasta döktük. Bunu biraz yoğuracağız. Sonra da açacağız. Açtık ve kesiyoruz. İçine daha önceden yuvarlak şekil verdiğimiz dondurmamızdan koyduk ve kapatıyoruz. Ay dağılıyor, şey dağılıyor. Bence sen onu hemen ağzına at. Başarısızlığımıza. Tadıyoruz hemen. Çok ekstrem bir tadı yok yani. Bunu heves ettiğimiz kadar güzel bir şey değil bence. Bence biz bunu başaramadık. Olabilir, o da olabilir. Olsun be, denedik mi denedik. Hani şey olur ya, puding yaparsın da birkaç gün kalır dolapta, üstü kurur falan bir şey olur ya. O tarz bir şey olmuş. Ben de bakıyorum tadına. Böyle yemekte fena değil yani. Olmadı. Arkadaşlar mochiyi başaramadık. Yaptığımız şey de çöpe gitti. Olmadı zaten. Onlarınki gibi böyle uzayan bir kıvamda olmadı. Bilmiyorum nerede hata yaptık. Pirinç unundan mı kaynaklı? Ama Türkiye'de bu undan yapanları gördüm. Bilmiyorum. Başaramadık. Belki bizle alakalıdır. Bilemeyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Aman onu yemesek de ölmeyiz herhalde be.